Fenerbahçe'de e, üst üste iki maçta on kişi kaldı. Son maçta bu defada da çeviremedi Gökhan Hocam. Hakeme yönelik Cesus'un da tepkileri vardı. Salajat taraftarlarının da tepkileri vardı. Kime? Cesus'a mı? Hayır. Hakeme. 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 Arda kardeşlere. Yani üst üste iki hafta bir takım on kişi kalıyorsa onun taraftarı tepkide de gösterir. E, göster. Kartlar haklı veya haksız noktasında değilim. Şimdi daha önce Arda kardeşlerin yönettiği Konya maçından Valencia'ya attığı maçta Aynı şeyi gündeme getirdiler. Bu bu maçta da yine oyuncumuzu atlar dedi ama... ...Pedro'nun gördüğü iki sarı kartta da... ...haklılık payı vardı zannederiz. Evet bütün otoritelerde... Yani, e, ...verilebilir Pedro dedi. Ne kadar toplu oynamaya çalışsa da... ...rakibe karşı bir darbesi vardı. Görmüyor rakibe ama sonuç o darbelerde... ...sarı kart gerektiriyor ve atılması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta... ...kırmızı kart gördükten sonra... ...oyunu domine etti gene yani Fenerbahçe. Esasında rakibe fazla Hı. pozisyon vermedi yine ee, gene kendi bildiğini oynadı. Maçı kazanmıştı. Şimdi 10 kişi kaldı. Gene aynı pozisyondaki adama atıldı. Pedro. Ee, esasında ondan sonra da oyunu devam ettiriyordu. İyi şekilde istediği gibi oyunu yönlendiriyordu. Bireysel sonra gene iki tane, iki tane bireysel hata. Yani bir tanesinde e, Altay topa çıkıyordu. Vur, e, Serdar Aziz topa kafayı vurdu. Orada konuştular mı konuşmalar mı o çok önemli. Yani Altay'ı bırak dediyse Serdar da o topu vurduysa. O da e, asist oldu. Adam da indirmeden vurdu. O kadar kısa mesafe içinde o topu da vurdurmamak lazım, indirmemek de lazım. Sonra bir e, birden sonra 10 kişi kalmanın eksikliğini daha çok hissetmeye başladılar. Ama o ara e, Serdar Aziz'in hakikaten yapmaması gereken ikinci bir hata e, maçı e, bitirdi. Şu oldu, Fenerbahçe çok avantajlıydı ve herkesin güvenini, yani böyle bir sonucu inan bana kimse beklemiyordu bence haftanın sürprizi haftanın, sürprizi. haftanın tabii Fenerbahçe ne? için şunu diyorduk hocam ya. Fenerbahçe 4 yese de yese de 5 atar ki bunu da yaptı evet. zaten. İşte 10 kişi kalsa da maçı kazanır. Peki haftanın o, oyuncuları sakatlansa da kırmızı Peki, kart görse o, de o, yeni yani bir kadro o oluşturur Jesus sistemine imaj, uyan bir kadro kafalar kurar. kafalarda var diyorduk. ama haftanın sürprizi Girisu'nun Fenerbahçe'yi yenmesi yoksa Başakşehir'in Galatasaray'dan 7 gol yemesi. Mi? İşte, yani ikisi de büyük sürpriz. Yani, baktığın zaman ikisi de kimsenin futbolun zaten güzelliği burada. Hiç beklenmeyen şeyden olması. Kafayı yorduğun zaman bu maç Galatasaray 7 tane atacak desen inemezsin. Çünkü baktığın zaman Başakşehir... Dün, Reha Hocam buralar, güzel bir örnek verdi Serkan Korkmaz'a. Uçak konuştu diyelim. Uçaktan indiniz. İki maçın skorunu sordunuz. Biri 7-0, biri 2-1 bitirdi e, dediniz Hangisi? size Reha <laughs> Hocam. ne tahmin ederdiniz? Herkes tabii Giresun. <laughs> Sonuç olur yani? Fenerbahçe Giresun'u 7-0'la yenmiş. Öteki de hangisinin kazandığı belli olmuyor. Evet, yani 2-1 biten maç. Şimdi ikisi de birbirine... Bu arada Giresun'ları da tebrik ederim yanlış anlaşılmasın. Yani kağıt Giresun, üzerinde kadro Giresun değeri, bunu hep yapıyor. puan cetvelindeki sıralama dolayısıyla böyle Şimdi bir tahmin Giresun Şimdi Giresun geçtiğimiz sene... E, Beşiktaş'a 4 tane gol attı. Vodafone arada Stadı'nda. Hiç Bu kimsenin sezonda, beklemediği sonuç. Bütün galibiyetlerini İstanbul takımlarına karşı aldı. Galatasaray'la aynı şekilde yine puan aldı. E geldi burada şimdi de gene şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi yendi gitti. Yani bu esasında... Bir e, Valerian İsmail'i Galatasaray'a yedildi değil süpri, mi? Sürpriz, sürpriz dedi. İstanbul'un üç büyüklerini. Evet. Ama oyun tarzı... Kendi evinde üstelik. Oyun tarzı buna müsait. Valerian İsmail Beşiktaş evet o, o zamanki zaman Oyun tarzı Gülosu'nun buna müsait. Daha Hayır, çok mücadeleye, dayanık, işte. mücadeleye yönelik ve sprinter oyuncuları var. Baktığın zaman her takımı bozan oyuncuları var. Mücadele gücü çok üst seviyede. Giresun'u yenen hiçbir takım kolay kolay yenemiyor öyle. Yani basit yenmiyor. Hep zorlanıyor. Giresun ona göre mücadele gücü çok üst seviyede. Kendileri de biliyor mücadele etmeyince bir şey olmayacağını. Ya oyuncu da sonra böyle Beşiktaş'ı burada farklı mağlup etmişti geçen sezon. Fenerbahçe için handikap ne demiştik? Geriden gelen oyuncular ileride oyunu kurdukları için, savunmayı önde aldıkları için rakip arkasına yapılan koşullarda her zaman problem yaşayacağını söylemiştik zaten. Fenerbahçe e, bunu yaşadı esasında maç. Uh -huh. 10 kişi kalınca daha da e, kolay oldu gibi. Bir de bireysel hatalar gelince üst üste. Şimdi maçlara bakıyorsun hem Başakşehir'de hem Fenerbahçe'de defans oyuncularının yaptığı bireysel hatalar sonuca damgasını vuruyor. Tabii eee da yine Mahsun'un söyledikleri enteresandır ya hocam. Biz e, kay, haksız da sayılmaz. 3 maçta kaybettiği 3 maçta da 10 kişi kalmıştı takımı. Evet. Ya bir de bir hafta öncenin tabii yansıması var. Yani Hı -hı. özellikle aynı hatalı atılması ister istemez yani e, hakemler konusundaki e, Fenerbahçe'nin bakışını olumsuz yönde etkilemiş midir? Etkilemiştir. Tabii Fenerbahçe'nin bir de şu, Şöyle okumak gerekir yani dün de konuştuk ben özellikle fiziksel ve zihinsel çok yorulduğunu düşünüyorum. Çok maç trafiğine girdiler yani e, 24-25 tane maç hazırlık devresi erken sezon açıldı yani Fenerbahçe ciddi anlamda fiziksel ve zihinsel yoruldu. E, bu maça yansıdı evet Giresun spor maçı Giresun e, spor maçı evet baştan bir gün önce de cuma akşamı da konuştuk ağır favori Fenerbahçe dedik ya böyle maçlarda tabii kağıt üzerinde yani konuştuğunda kolay gibi görünüyor. Ama sağ içinde özellikle e, çok rahat geçeceğini düşündüğün işte Fenerbahçe taraftarının belki futbolcularının ya yani değildir de ya çok rahat nasıl olsa eneriz bir şekilde gol buluruz dedi maçı sağ içinde yakalamak gibi bir Oyuncular bazen sıkıntı yaşar. Yani motive olmazsın. Nasıl olsa biz bir gol atarız. Ya yani bir şekilde giresin sporu yeneriz. Onu da yaşadığını düşünüyorum. Evet eksik kaldı iki maçtır. Kolay iş değil. Bununla beraber mesela Jorge Jesus. E, mesela e, herhalde 10. İsa mağlubiyetini aldı. Çok enteresan. Yani Kariyerinde. E, tabii. E, ondan sonra Flamengo e, şey... Benfica, evet. işte aynı şekilde Fenerbahçe'de. Ki üst düzey takımlar. Ev üst çalıştı. düzey takımlarda. Ben Zorlu Jorge Cesun, özellikle Fenerbahçe'nin bu maçta evet konuşalım ama esas Fenerbahçe'nin bence bize rapor almamız gerekir. Fenerbahçe Hı -hı. çok başarılı bir dört aylık bir süreç geçirdi. Hazırlık kampı iyi, hazırlık maçları iyi. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne hazırı o değildi. Dinamo Kiev e, o zaman elendi. Ama ondan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde birinci sınıf bir iş çıkardı. Hem Fenerbahçe kendi kulüp puanı puanlaması açısından Avrupa'da aynı şekilde ülke puanı açısından büyük işler yaptı. Jorge ve ekibi ligde de çok keyifli oyunlar oynadı. Dediğim gibi fiziksel ve mental e, yorgunluk artık Sivas maçının bir bölümüne de yansıdı. Özellikle bu maçın da bir bölümüne yansıdı. Etki etti, puan kaybı oldu ama bu demek değil ki Jorge çıkardığı mükemmel bir iş var. Yeni bir takıma geliyorsunuz, yeni bir ülkeye geliyorsunuz. 12 tane yeni oyuncu var o çalışma ortamlarında fark yaratıyorsunuz ve de şu süreci lider olarak tamamlıyorsunuz. <laughs> UEFA Avrupa Ligi'nde lider bitiriyorsunuz. Hem de bitirdiğiniz ikinci takım REN takımı. Sizden 2-3 katı daha fazla bir piyasa değeri olan ve anş ödemesi olan bir kulübün önünde bitiriyorsunuz. Yani o totale bakmak gerekir. Fenerbahçe çok doğru işler yapar, çok doğru yolda bir görüntüsü var. Özellikle Dünya Kupası arasında hem oyuncular dinlenecek hem istediği Jorge Jesus için bir buçuk aylık süreçte daha oyun felsefesinin daha iyi oturacağını düşünüyorum ben. Ve de Jorge Jesus'un katkısı hep burada yüz baremi dedim ya mesela geçen mesela konuşmalar oldu rakamlar verildi üzerine ben yine yüzlerinden yüz olduğunu düşünüyorum. Yani böyle 12 oyuncu ile beraber böyle neredeyse geceyle gündüz bir takıma fark yaratmak yani hem sağ içinde hem sağ dışında özellikle ülkeye de katkısı var. Yani futbol kültürü açısından futbola bakışı bir teknik adam nasıl bakar? bahanelere sığınmaz. Hep böyle kendi işine odaklanır. Gelişime, takım başarılı olacak ve de solu çalacak, performans verecek. Kendi ve oyuncu her zaman bunları dile getirdi. Hatalı oyuncu değişiklik yaptığında söyledi. Ben de de hatalı değişiklik yaptım. Oyuncusu atıldığında herhangi bir bahane üretmedi. Oyuncusuna kızdı. Oyuncuyu çıkartırken kırmızı kart gördüğünde oyuncuyu orada yine de suçladı. Yani hep Tribünlere oynamadı. Oyuncusunu tribünlere karşı savundu. Göstermedi. Altay başta olmak üzere çoğu oyuncusunu savundu. Yani bu kadar e, bu söylediklerimiz bir kısmı. Diğer kısmı daha fazla da bence e, o o buzdağının altında olan çok ciddi bir iceberg'in altında olan kısım da mutlaka Samandıra'daki testlerde yaşıyordur o oyuncular, çalışanlar, herkes mutlu. Herkes başarı odaklı bir teknik direktörle çalışıyor futbolcular. Aynı şekilde orada çalışan bak güvenlik bile mutludur. Ne biliyor musun? Sonuçta bir takım para kazandığında e, bunu net bir şekilde söyleyelim bir prim dağıtılır. Aşçısından güvenlikçisine hepsi alır. Şimdi düşünebiliyor musun? Samandıra'da bütün bundan faydalanan yalnız futbolcuydu. Bütün çalışanlar da hı hı. o paraya bir şekilde prim toparlar. O oyuncular ve bütün çalışanlara çimliciler dahil Cüneyt bütün personele dağıtır o para. Onların bile mutludur yani bundan. Yani Jorge Jesus e yalnız futbolcuya katkı sağlamıyor. Bütün Samandıra tesislikçilere sağlıyor. Aynı şekilde bütün Fenerbahçe tarafına, taraftarına, yurt içi ve yurt dışında hepsi daha güvenlik, arkasına yaslanak diyor ki biz bu maçı kazanırız. Ya bu iş kazası gibi görülmesi gerekir Giresun Spor maçının. Mutlaka bütün Fenerbahçe taraftarı mutlu. Jorge Jesus'un oynattığı keyifli futboldan, davranışından, liderliğinden, bir teknik adam olarak o kulübede duruşundan, aurasından. Yani diyor ki bizim bir teknik adamımız var diyor. Yani bırak sahada oynanan oyunu. Orada kulübede durduğunda bir çözüm üretir. Problem aynı şekilde olduğu zaman çözer. Şimdi bir kulüp için bunlar çok önemli. Onun için dedim ya Jorge Jesus'un katkısı yüzlerindeyse var hem yüzde yüz. Şöyle bir e, Diego Suma'na ile ilgili bir şey söyleyeyim. Diego Simeone oyunculara kızıyor. Diyor ki toplantı yapıyor birkaç sene e, önce. Diyor ki benim çok disiplinli olduğumu söylüyorsunuz diyor. Hı hı. Ve de rahatsızsınız diyor. Sert buyurun diyor. çıkın bir deplasmana Siz Kendi kafanıza göre oynayın. Oyuncular söylüyor. Ben hiçbir şey karışmayacağım diyor buyurun diyor. O oynuyor takım 2-1 mağlup oluyor. İki bir mağlup oldu. Ondan sonra diyor ki mağlup olduğunuz için bunu söylemiyorum diyor. Yani bu iş diyor ki futbolcunun eline, eline, bırakılacak öyle bir kolay bir iş değil diyor. Bu kadar rakam alacaksınız, edeceksiniz. Burada ben liderim, bana soracaksınız, ben sizi geliştireceğim. Ve görevlerinizi, tanımlanmanızı, saha içindeki rollerinizi ben belirleyeceğim diyor. Jorge Jesus da böyle bir teknik adam. Lider, disiplinli. Batu gibi, Batu önemli bir oyuncu. Chelsea, Belçika milli takım oyuncusu. Iı, bu kadar kariyerli bir oyuncunun geçen de bir röportaj bir şey söylüyor. Diyor ki Jorge Jesus'tan diyor hepimiz çok çekiniyoruz diyor. Çok disiplinli hoca diyor. Disiplin olmadığı yerde maalesef öyle ve ülkemiz, ülkemizde öyle. İç disiplinin iç ve iç disiplini yoksa sıkıntı yaşarsın. Futboldaki en büyük sıkıntı bu. Avrupa'da böyle değil. Herkes profesyonelce ne olduğunu biliyor. Para alıyor, bir akitin karşı sözleşmesi var. Oynamasa da çalışıyor. Maalesef Türkiye'de bu böyle değil. Onun için Jorge Jesus gibi teknik adamlar hem e, kendini güncelleyen, disiplinli, yani oyuncuların ne vereceğini bilen, onu da %100 alan, kemiren onu %100 alan, kemirip onun %100'ünü alır, 99'u alan. Ama oyuncu da o disiplinli olduğu zaman performans vereceğini bilir. Bunu çok iyi bir şekilde yaşamış, çok tecrübeli, çok başarılı bir teknik adam. Bunun için e, Jesus'un e katkısı bu 4 aylık süreçte Fenerbahçe'ye, Diyorum ya yüzlerinden yüz. Yani Fenerbahçe'nin bu hale gelmesinin, evet yönetimin, Ali Bey'in, yöneticilerin, tabii ki oyuncuların da emeği vardır, inkar edilmez. Ama burada diyorum ya, aslan payı aynı şekilde bir şey varsa söylenecek, yüzlerinden yüz verilecekse, not bir antrenör katkısı görülecekse, işte Jorge Jesus'tur. 12 tane oyuncu alacaksın, hiç bahane üretmeyeceksin.